Merhaba sevgili Konuşan Mutfak takipçileri. Bugün sizlerle çıtır çıtır hem baklava hem kadayıfı bir araya getirdim. Evet, sesi de duyuyorsunuz. Çıtır çıtır bir lezzet. Şerbetli tatlı sevenlere ama baklavayı açması, yoğurması zor gelenlere kolay bir tarif. Öncelikle tarifimde şerbeti hazırlıyoruz. 3 su bardağı şekerimizin içerisine 3 su bardağı da su ilave ediyoruz. Daha sonra da birkaç damla limon suyu ilave edeceğiz. Bu limon suyu veya limon tuzu elinizde hangisi varsa ilave etmemizin sebebi şekerlenme daha sonra olmaması için kullanıyoruz. Tavamıza da 125 gram tereyağı veya margarin ekliyoruz. Üzerine de bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip eritmeye gönderiyoruz. Evet, 250 gram kadayıfım var. 250 gram kadayıfı. Taze kadayıflar böyle birbirine yapışmış oluyorlar. Genelde yapışmış halde ise lütfen açalım onları. Didik didik didikleyelim tabiri caizse. Açalım ki çok daha lezzetli, çok daha kıtır bir lezzete ulaşalım. Bu tarif gerçekten çok güzel. Ertesi günü bile çıtır çıtır kalan, insanı böyle şerbetiyle boğmayan, yakmayan bir tatlı. Mutlaka deneyin ve deneyimlerinizi benimle paylaşın. Malzeme listesini her zaman olduğu gibi açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da tarif defterinizde not edebilirsiniz. Hazır baklava yufkamız var. Gördüğünüz gibi 3 adet alıyoruz. Bu baklava yufkasını kullanırken lütfen çok dikkatli olalım. Çok çabuk kuruyorlar. Kullandığımızı alalım, kullanmadığımızın üzerine bir bez serelim ki kurumasın. Daha sonra hazırladığımız yağ karışımını 2 kaşık kadar baklava yufkasının üzerine kaşığın tersiyle yayıyoruz. Ve bir parça kadayıftan koparıp şöyle şerit halinde seriyoruz. Ceviz olur, fındık olur, fıstık olur, Antep fıstığı olur. Hangisini kullanıyorsanız onu da üzerine şöyle bir serpiyoruz. Kadayıfların üzerine seriyoruz. Ben ceviz kullanmak istedim. İri iri çekilmiş cevizleri üzerine serdim. Daha sonra ne çok sıkı ne çok gevşek olmayacak şekilde şöyle sarıyoruz. Gördüğünüz gibi çok da basit bir tatlı. Bayramlarda bile kolaylıkla yapılabilecek bir lezzet. Şöyle iki parmak genişliğinde de kesimler yapıyorum. Ve borcama dizeceğim. Farklı lezzet arayanlar gerçekten çok da farklı bir lezzet olduğunu düşünüyorum. Çıtırtısını zaten videonun ilk başında sizlere gösterdim. Gördüğünüz gibi her evde de her mutfakta da bu borcamdan var. Dikdörtgen borcama serdim. Ve kalan yağı da bütün hep hazırladığımız kadayıflı sarmaların üzerine gezdiriyorum. Bu arada fırınımız da 180 derecede ısınmış olsun. Evet, şimdi fırınımıza gönderelim. İyice kızarana kadar pişirelim. Evet, şerbetimiz soğuk ve tatlımız da soğuk olacak şekilde şerbetliyoruz. Sakın aklınıza gelmesin, şerbetini çeker mi? Evet, şerbetini çok da güzel çekiyor. Gördüğünüz gibi harika bir lezzet. Mutlaka her sofrada, her mutfakta olması gereken tariflerden biri. Evet, nasıl istiyorsanız öyle de servis yapabilirsiniz. Ben Antep fıstığı ile, toz Antep fıstığı ile süslemek istedim. Sizler dilediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz desteğinizi hissedebilmem için bana bir beğen tuşu, bir de yorum kısmına emoji bile olsa bırakırsanız çok mutlu edersiniz beni. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.